bırak! Gel lan buraya! Kadir'e kavuşmaya az kalmıştı. Dayanamadın mı? Nereye kaçacaktın ha? Yeter. Yeter ha? Tamam. Madem yoruldun, madem Kadir'e kavuşmaya gücün kalmadı, bu iş burada bitsin. Etrafta kimse yok. Dua et. Tövbe et. Allah'a yalvarmanın tam zamanı şimdi. Dua mı ediyorsun? Ne yapıyorsan yap. Zehra'm. Zehra'm. İyi misin? İyi misin? Öldüm ya. İyi misin? Öldüm. İyi misin? Öldüm. He? Öldüm. Öldüm. Allah'ım ne olur Zehra'ma bir şey olmasın. Allah'ım ne olur Zehra'ma bir şey olmasın Allah'ım. Açmıyor anne. Nerede bu çocuğum? Anne ne oluyor? İyi misin sen? Onu hemen bulmamız lazım. Serkan ne yapılacağını bilir. Neden ama ne olmuş ki? Ona bir şey yapacaklar. Anneye bir şey yapacaklar. Anne, Hande'ye kim ne yapacak? Allah aşkına söyler misin? Oğlum neredesin? Yok, gitmiyorum, Gitme, gitme beni burada bırakıp gitme. Gitmiyorum, geliyorum. Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Hayır, gitme. Bırakmıyorum seni, geleceğim. Gitme. Buradayım, gitmiyorum, buradayım. Gitme. Buradayım, geliyorum hemen, gitmiyorum, buradayım. Gitme.
Gitme. Anne. Serkan neyin var söyle. Anne ne diyor ne diyor? Serkan. Anne. Serkan. Anne. Bir şey söyle evladım lütfen ne oluyor? Zehra. Zehra. Allah'ıma çok şükür. Serkan. Hayırdır? Ne oldu? Gel. Amirim. Buyurun Bayram Komiserim. Biliyorsunuz Salih Şimşek davasına ben bakıyorum. Öldürüldüğünü duydum. Nasıl olmuş? Henüz ifadeleri alınmadı. Sorguya sen de girebilirsin. Thank you.
Şule teyze. Şule teyze. Ne oluyor? Niye buradasınız? Serkan, ne oluyor? Bir şey söylesenize. Ne yaptın? Ha? Bayram. Söylesene. Serkan Bey, Hande Hanım. Buyurun lütfen. Ben de sizinle geliyorum. Siz? Ben avukatlarıyım. Genco Yaman. Buyurun. Ben bir şey anlamıyorum. Yani konuşmayacak kadar ne yapmış olabilir? Bayram. Bana neler olduğunu anlatacaksın hemen. Neden burada Serkan? Geçin, oturun şöyle. Bana ne olduğunu söyle Bayram. Konuş. Serkan. Serkan birini öldürmüş. Ne? Benim oğlum kimi öldürebilir ki? Serkan Bey, Salih Şimşek'i neden öldürdünüz? Salih Şimşek mi? Serkan Bey, sorumu yanıtlar mısınız? Salih Şimşek'i neden öldürdünüz? Ya Serkan neden birini öldürsün? Kimi neden öldürsün? Anne. Ben onları bulduğumda o adam kardeşimin kafasına silah dayamıştı. Vuracaktı yani, onu öldürecekti. Ben de onu korumak için mecbur kaldım. Olayı görür görmez neden polise haber vermediniz? O an gelmedi ki aklıma yani. Birdenbire oldu zaten her şeyin olduysa. Peki silah neden yanınızdaydı? Ruhsat silah. Arabada duruyor. O an öyle refleksle yanıma almış bulundum. Anlıyorum. Peki Hande Hanım'ın maktul Salih Şimşek'le ne ilgisi var? Ha, ne istiyordu ondan? Neden kaçırıp öldürmeye çalıştı onu? Bilmiyorum. Oğlum.
Hande Hanım, siz onu tanıyor muydunuz? Sizi neden öldürmek istediğini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hande hafızasını kaybetti amirim. Kendisi uzun yıllar kayıptı. O dönemde ne yaşadığını hatırlamıyor. Ama tahminimizce Salih Şimşek'in Hande'nin kaybolmasıyla bir ilgisi var. Nasıl yani? Yani belki de 7 yıl boyunca onu tutsak eden oydu. Ailesinin yanına döndüğünü öğrenince izin sürdü. Şimdi öldürmeye çalıştı işte. İfadenize eklemek istediğiniz bir şey var mı? Taktılar sana. Anne. Hayır. Anne, hayır, böyle musun? Bir şeye izin veremem. Anne. Hayır, götüremezsiniz. Götüremezsiniz. İzin veremem böyle bir şeye. Serkan, hiçbir yere gidemezsin. Ceren, bizi yalnız bırakır mısın lütfen? Hayır. Ceren. El çıkar anne. Bunları. Anne, sakin ol. Bak, bana bak. Bana bak. Tamam, bir şey olduğu yok. Bir şey olduğu yok, tamam mı? Ben de nereye götürecekler seni? Bir yere değil anne, merak etme, iyi olacağım ben. Onun yüzünden. Hep onun yüzünden. Ben açtım bu işi senin başına. Hayır, aman. Anne bak, belki de ben bunu hak ettim. Ne demek bu şimdi? Olması gereken oluyor demek. Vaktiyle olması gereken şimdi oluyor demek. Yok. Yok 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 yok, öyle bir şey aklına sakın getirme. Çıkaracağım seni buradan, kurtaracağım. Hayır, anlıyor musun? Kurtaracağım. Abi yapma. Yapma. Serkan. Çekil anne. Serkan yapma. Abi yapma. Yapma. Ne demek oluyor bütün bunlar? He? Burada söylediklerim doğru mu? Ne bu ha? Ne? Serkan. Abi olurum. Abi olurum, yapma. Bir de kaçacaktın ha? Serkan. Abi olurum. Söyleyeceksin bana, anlat. Serkan bırak, yalvarırım, bırak çocuğumu. Bırak dedim. Söyleyeceksin, bırak. Söyle. Bırak çocuğumu. Söyledim. Bırak, bırak lütfen. Bırak, bırak. Bırak, yapma Serkan. Bırak hadi, hadi. Serkan, abi ne olur. Gel buraya, kaçma. Serkan, ne olur sakin ol. Kazım yetiş. Kazım kaç. Serkan, Serkan. Yetiş Kazım, yetiş. Serkan! Konuş diyorum sana, bak konuş! Dur! Artık abi, yeter! Konuş sana! Serkan yeter. Bey! Kim yaptı bunu sana, söyle! Serkan Bey! Serkan! Ya konuş! Serkan konuş! Abi söyleyeyim. Hadi sana kimin yaptığını söyle diyorum, dur, konuş! Söyle! Serkan Bey, konuş! Serkan Bey! Bıraktan beri! Öldüreceksin çocuğu! Konuş diyorum! Bırak! Konuş diyorum! Konuş! Serkan Bey yapmayın! Konuş! Konuş sana! Serkan! Kaderin oyunu, derdim aşar boyumu, kendimi kandıramam. Kapılar kapalı, ah yüreğim yaralı, kimseye anlatamam. Kimseye anlatamam.
aşar boyumu. Kendimi kandıramam. Kapılar kapalı. Ah yüreğim yaralı. Kimseye anlatamam. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Eyvallah. Sen de gittin lan kızım. Senin için kötü bir gündü. Ben biraz çıkıp kendisiyle konuşsam. Hayır. Genco, yani bırak dinlensin. Yaşadıkları kolay şeyler değil. Haklısınız. Kadir. Zehra. Bana bütün bildiklerini anlatacaksın Genco. Bu adam kimdi? Başka adamlar var mı? Uzun süredir Hande'nin peşinde birileri vardı. Hande'nin peşinde mi? Peki Serkan bu adamları biliyor muydu? Evet ama kimseye söylemem istemedi Şule teyze. Hatta benim boşuna kuşkulandım düşündü. Peki bu adamlar nerede? Yani sen bu Salih denen adam dışında başka adamlar da var dedin. Evet, birileri daha vardı. Ama artık Hande'nin peşinde kimse yok. Çünkü diğer adam da öldü. Ne diyorsun? Nasıl öldü? Salih buraya annesi ve babasıyla gelmiş. Babası öldü. Çünkü annesi onu zehirlemiş. Kadın da şimdi hapiste. Demek hapiste. Başıma silah dayadı. Sadece annemi düşündüm. Onu bir daha görebilecek miyim diye düşündüm. Bir de kimi düşündüm biliyor musun? Kimi? Her şeye rağmen. Bir şey kalmadı değil mi? Ha? Gördün mü bak o elinden kurtuldu. Hem ben sana güzel bir haber vereyim mi? Yarın anneni göreceksin. Yarın mı? Yarın görüş günü. Annenle kavuşacaksın.
bak her şey yavaş yavaş iyiye gidiyor güzel gözlüm. Giriyor Zehra. Bak artık sana zarar verecek kimse yok. Baban yok. Senin canını yakacak kimse kalmadı. Serkan. Salih gözümün önünde öldürdü. Benim canımı göz diken, 3-5 kuruşa beni satan, karnımda bebeğimle otobana atan vicdansızı öldürdü. Ben ne yapacağım? Ben Serkan'a kızayım mı? Yoksa hayatımı kurtardı diye ona minnet mi duyayım? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Seni burada böyle görmek çok zor. Ama şey, yani çıkacakmışsın yakında. Genco öyle söyledi. Tamam hadi yeter. Ceren yeter tamam hadi. Affedersin. Mine seni sorup duruyordu. Yani nereden olduysa burada olduğunu öğrenmiş. Annem de polislere yardım ettiğini söylemiş. Yani baban bir kahraman demiş. Kahraman. Ben yalanı devam ettirmek zorunda kaldım. Ama işi biraz daha uzayacak dedim. İyi yapmışsın. Serkan. Bu Hande evimize girdiğinden beri her şey bir garip. Sanki tepemizde kara bulutlar dolaşıyor. Ya ben çok korkuyorum. Yani ya bir daha sen onu korumak zorunda kaldığında senin başına bir şey gelirse? Tamam Ceren, korkmana gerek yok. Bitti artık her şey. Ben seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Çok seviyorum seni Serkan. Annem nasıl? Nasıl olsun? Başımızdaki bu belaların gitmesi için dua ediyor. Alo İlyas. Efendim amirim. Şermin Şimşek'le bir görüşme ayarla bana. Bugün için mi amirim? Evet evet. Bugün görüşmem lazım onunla. Emredersiniz amirim. Sağ ol. Dikkat etsene delikanlı. Pardon bey amca, kusura bakma, iyi günler.
Aldı mı? Aldı Şule Hanım. Peki o? Peşindeyiz efendim onun da. Sizinle gelmemi ister misiniz? Gerek yok. Zeram, nasıl oldun? Bilmiyorum. Nasıl oldum bilmiyorum gerçekten. Şule Hanım oğlu hapiste diye kahroluyor işte. Kötü hissediyorum yani. Güzel gördün, tamam. Biraz daha dayan. Kendin için değilse biri annen için dayan. Anladın? Burası mı? Ha burası. Burası ama bak içeride avukat hanımın yanında. Kimliğini belli edecek hiçbir şey yapmayacaksın. Anlaştık. Tamam. Tamam. Hadi gel. Şöyle bir savunmanın üzerine kurabiliriz. Sonuçta Şermin Hanım kendisi de zehirlenmiş. Ortada başka bir şüpheli olduğunu pekala söyleyebiliriz. O zaman mahkemede bir şansı olabilir. Ha. Nasıl olacak bu iş? Şermin Hanım oğlunu korumak için suçu üstüne almış olabilir diyorum. Ha, diyorsunuz ki oğlunun üstüne atacak suç yani. Evet. İşte o zaman onu dışarı çıkartabilirim. Tabii ortada aksini gösteren bir delil yoksa. Eğer ortada maddi bir delil varsa bu dediğim işe yaramaz. O zaman da çok yüksek bir ceza alır. Siz Şermin Hanım'ın davasıyla neden bu kadar çok ilgileniyorsunuz? Ben kendisini Almanya'dan tanıyorum. Şimdi kocasıyla oğlundan çok çekti zavallı. Kimi kimsesi de kalmadı, yazık. Biz de arkadaşımla durumuna bayağı bir üzüldük. Yani dedik ki elimizden geldiğince ne kadar yardım edebilirsek artık. Anladım. Siz kendisiyle konuşun, benim dediklerimi iletin. Dediğim şekilde ifade vermesi için ikna edin onu. İkna ederim. Konuşuruz biz. Size geri döneriz avukat hanım. Bu arada avukatlık ücretini de ben en yakın zamanda takdim edeceğim. Merak etmeyin. Siz önce bir hanımefendiyi ikna edin. Sonra ben bir davayı alayım. Ücret kısmını sonra konuşuruz. Vallahi ne diyeyim. Mahcup ettiniz bizi de. Çok teşekkürler avukat hanım. Estağfurullah. Çok sağ olun. Thank you.
Annem çıkacak duydun değil mi? Tabii çıkacak da. Suçu Salih'e atmayı ikna edebilirsek. Ederim ben ikna, tamam der. Hadi yetişelim, görüşelim. Abi, avukatın yanından çıktılar. Tamam, sakın peşlerinden ayrılma. Tamam abi. Şule Hanım, iyi misiniz? Gidelim. Bu arada Hande Hanım bir avukatlık bürosuna gitmiş. Yanında da birisi varmış. Beni oraya götür. Şermin Hanım, buyurun. Benim size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gidebilir miyiz lütfen? Hande Kurdoğlu, dün gece kaçırıldı. Kaçırıldı mı? Evet. Kaçıran da kim biliyor musun? Oğlun, Salih Şimşek. Peki ne oldu yani? Ne oldu ona? Kime? Oğluna mı? Hande'ye mi? Kıza. Kıza ne oldu? Tanımadığın biri için neden bu kadar endişeleniyorsun Şermin Hanım? Ben olsam oğlumu daha çok merak ederdim. Bakın komiser bey, benim oğlum zaten bir masumun canına kıydı. Başka birinin canına kıyacak diye korkuyorum ben. Şimdi söyler misiniz lütfen? Kız iyi mi? Yaşıyor. Oğlunu hiç merak etmiyor gibisin. Ama ben gene de söyleyeyim. Salih öldü. Buyurun. Füsun Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Bana vakit ayırdığınız için size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun lütfen. Sağ ol. Görüşmek istediğiniz konu neydi? Ben sizin baktığınız bir dava ile ilgili görüşmek istiyordum. Şermin Şimşek davası. Oğlunun ölümüne o kadar da üzülmedin. Çünkü asıl derdin kızın değil mi? Neler oluyor anlat artık. Oyun oynamaktan vazgeç Şermin Hanım. Ben oyun oynamıyorum. Yapma. İkimiz de biliyoruz ki o kız senin kızın. Kızın neden orada? Ne dönüyor? Ne çeviriyorsunuz anlat artık. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Konuşmayarak kızına iyilik ettiğini sanıyorsun. Böyle davranarak onu sağlama aldığını sanıyorsun değil mi? O evde neler döndüğünden haberin bile yok senin. Hı? Kızın o evde kaldığı sürece güvende değil. O aile nasıl bir aile? Haberin bile yok. Bakın, ben hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen beni artık rahatsız etmeyin. Böyle davranarak kızına daha büyük kötülük ediyorsun, haberin olsun.
müdür. Bayram Bey. Komiserim. Allah Allah. Hayırdır Abdü Efendi, bir şey mi oldu? Komiserim, kapı açıktı. İçeriye seslendim, duyuramadım. Eve hırsız mı girdi, ne oldu bilemiyorum komiserim. Bu saatte evde de olmazsınız. Size bir haber vereyim dedim. Sakın bir şeye dokunma, geliyorum. Yani şimdi Şermin Hanım ifadesini değiştirirse içeriden çıkacak, öyle mi? Evet. Yalnız önemli bir nokta var. Kadir Beylere de söyledim. Şermin Hanım'ın çıkabilmesi için hem ifadesini değiştirmesi hem de aleyhinde herhangi bir delil olmaması gerekiyor. Anlıyorum. Dava ne zaman? Önümüzdeki ay. Hüsnü Hanım, benim bu davayla ilgilendiğim aramızda kalsın, olur mu? Bir de avukatlık ücretini benim ödediğimi kimse bilmesin. Siz nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Böyle gördüm ve dünyalar benim oldu. Annem. Canım. Annem. Canım, canım. Şermin Hanım. Sana bir şey yapamamış ya. Nasıl ya? Sen nereden öğrendin Şermin anne? Ha? Sorma Kadir. Dün seni aramaya çalıştım, ulaşamadım. Ha. Bir polis var. Sürekli sorular soruyor. Zehra. Senin Hande olmadığını biliyor. Bir dakika.
nereden öğrenmiş ki? Bilmiyorum. Biraz önce buradaydı. He. O senin peşinde. Komiserim. Aradığımdan beri burada bekliyorum. Sağ ol Abdüfendi, iyi etmişsin. Dikkat etsene delikanlı. Pardon bey amca, kusura bakma, iyi günler. Şule. Yani bir tek o da değil. O yanında kaldığın aile var ya. Sen orada hiç güvende değilmişsin. Ya orada başına bir şey gelirse? Hiçbir şey olmaz, merak etme. Kızın abisi gözünü kırpmadan öldürdü Zahra'yı beni korumak için. Annesi de gözümün içine bakıyor. Peki o polis niye öyle söyledi o zaman? Anne, bilmiyorum. Bana bir şey olmayacak o evde. Korkma, güvendeyim ben. Ya senin Hande olmadığını anlarlarsa? Ha? Ya onları kandırdığın için sana bir kötülük yaparlarsa? Zehra bak. Buraya gelmen çok tehlikeli. Bir daha buraya gelmeyeceksin, anladın mı? Bir daha buraya gelmeyeceksin. Annem, geleceğim ben buraya. Bir şey olmayacak. Seni kurtaracağım, tamam mı? Kurtaracak mısın? Evet. Biz Kadir'le bir yolunu bulduk. Ne yolu? Her şeyi Zahri yaptı diyeceksin. Olmaz, ben bunu yapmam. Olmak zorunda, başka yolu yok. Ölmüş oğlumun günahına girmem ben. Ne yapmış olursa olsun o benim oğlumdu. Bunu isteme benden. Ama onların yaptıkları. Aması yok Zehra. Aması yok. Ben bir günah işledim. Bu günahımın vebalini de oğlunun sırtına yükleyemem. Şimdi Şermin anne. Bak, Salih Zehra'yı öldürmeye çalıştı. Hayatında bir defa olsun seni düşünmedi. Bir defa olsun Zehra'yı düşünmedi. Sen şimdi onu düşünüp burada yatmaya devam mı edeceksin? Bu mu? Sen onların kötülüklerini engellemeye çalıştın diye mi çekeceksin bütün bunları? Hı? Bedelini sen mi ödeyeceksin bunların? Kocan öldü. Salih öldü. Onlar gittikleri yolun cezasını çektiler. Biz ne yapacağız? Bizim kurtulmak için bir şansımız var. Yaşamak için. Dinle beni. Sen beni dinle. Biz bu zamana kadar hiç yaşamadık. Sadece hayatta kaldık. Bundan sonra yaşamak için şansımız var. Kurtaracağım seni. Gideceğiz buradan. Yaşayacağız. Tamam mı? Olmaz. Yapamam. Ben de teslim olurum o zaman. Zehra, sen ne diyorsun? Teslim olurum diyorum. Sen mahkemede bütün bunları anlatmazsan, Salih'in yaptığını söylemezsen, ben de gidip teslim olurum. Dolandırıcıyım ben derim. Koskocaman bir aileyi kandırdım derim. Beni de içeri atarlar. Sen de içeridesin. Ömrü billah birbirimizi göremeden yaşar gideriz. Öyle mi olsun? Anne.
onun yaptığını söylemek zorundasın. Benim için, bizim için, bizim yaşamaya hakkımız var. İkinci bir şans için. Annenin yanında sormadım da endişelenmesin diye. Kim o polis? Niye senin peşinden? Bilmiyorum, umurumda bile değil. Ben annemi kurtaracağım. Hande'ye ne olduğunu bulacağım. Sonra da çekip gideceğiz buradan. Ya. Ya gene mi Hande'ye ne olduğunu bulacağım ya? Nereden çıktı bu Hande? Benim o kıza ne olduğunu bulmam lazım Kadir. Zeren bak, bana söz ver. Çok dikkatli olacaksın, tamam? Anlaştık mı? Bak, anneni buradan çıkartacağız. Ondan sonra her şey yoluna girecek. Söz sana. Tamam? Anladın mı? Tamam. Söz mü? Söz. Hadi. Hoş geldin sen de hanım. Annemler dönmedi mi hala? Hayır, dönmediler. Bu arada bir misafiriniz var, salonda sizi bekliyor. Kim? Bilmiyorum. İsmini söylemedi ama eski bir arkadaşınız olduğunu söyledi. Hande Hanım hafızasını kaybetmiş. Hiçbir şey hatırlamıyor. Hiçbir şeyi hatırlamıyor musun yani? Olan bir tane hiçbir şeyi hatırlamıyorsun, öyle mi? Hatırlamıyorum. Bir şey içmek ister misiniz? Çay, kahve. Efendim? Avukat hanım, merhaba, Kadir Demir ben. Bu arada telefon kulübesinden arıyorum, çok gürültü var, kusura bakmayın. Anladım Kadir Bey. Ben de sizi merak ediyordum, ne yaptınız? Konuşabildiniz mi Şermin Hanım'la? Ha, konuştum ben. Kendisi ikna oldu, aynen sizin dediğiniz gibi ifade verecek. Çok güzel. Nasıl? Ya davayı alıyorsunuz yani, öyle mi? Evet evet, alacağım, merak etmeyin. Yani ne diyeyim? Ben çok teşekkür ederim. Ben yeni yakın zamanda zaten size şey yapacağım. Bu avukatlık ücretini de takdim edeceğim. Çok sağ olun. Kadir Bey, herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Nasıl? Ben düşündüm. Madem siz bütün bunları kimsesiz bir kadına yardım etmek için yapıyorsunuz, ben de sizden ücret almamaya karar verdim. Ne diyeyim, beni çok
Gerçekten çok mahcup ettiniz. Çok teşekkür ederim ben ya. Rica ederim. İyi günler. Efendim? Kadir Bey'le görüştüm şimdi. Kendisi Şahin Hanım'ı ikna etmiş. Dediğiniz gibi ücret almayacağımı da belirttim. Kadir Bey telefon numarasını bıraktı mı? Maalesef bırakmadı. Peki, anladım. Teşekkür ederim. Serkan hapiste mi şimdi? Evet. Ben anlamıyorum. Yani o adamlar mı seni alıkoymuş tam 7 yıl boyunca? Canım. Peki o... Ona ne oldu? Kimi? Kime? Hande. O. Hayal. Ne güzel bir sürpriz bu böyle. Hoş geldin. Hoş bulduk Şule Hanım. Ne hoş seni burada görmek. Hande'nin geldiğini öğrenince görmek istedim. Öyle mi? Kimden duydun? Bayram. Bayram Bey'den. Çocuklar, ben sizin sohbetinizi böldüm galiba. Ne konuşuyordunuz ben gelmeden önce? Yok, öyle önemli bir şey konuşmuyorduk aslında. Hayalciğim, duymuşsundur değil mi? Hande hiç kimseyi hatırlamıyor. Ama artık Hande sizin yanınızda, bu her şeyden daha önemli tabii. Evet. Bu çok önemli. Gerçi duymuşsundur Serkan'ın başına gelenleri. Evet, duydum. Çok üzüldüm. Umarım bir an önce çıkar o da. Şule Hanım evde mi? Onu görecektim. Evet, evde. Bayram Bey bir saniye. Bayram Bey bir saniye lütfen. Ne güzel bir sürpriz. Bak baban da geldi. Ben eski kayınpederime baba demeyi çoktan bıraktım Şule Hanım. Benim bir babam var zaten. Vardı. Öldü o da. Neyse ben gideyim en iyisi. Hande. Görüşürüz Hande. Şule Hanım, sizi gördüğüme de çok sevindim. Güle güle kızım. Hoşça kalın. Hayal. Hayal.
Evet Bayram. Bu ani gelişin neye borçluyuz? Hande Hanım kızım. Geçen gece olanlarla ilgili pek konuşamadık. Nasılsın? İyi misin? Hande gayet iyi. Sen emniyetteki işlerini bırakıp ta buraya kadar geldiğine göre çok önemli bir şey olsa gerek. Biz çalışma odasına geçelim istersen. Ne dersin? Abim iyi mi? İyi hayatım. Seni koruduğu için ve sana bir şey olmadığı için çok mutlu. Sen hiç merak etme. Tamam mı? Her şey düzelecek. Bayram Bey, ne oldu? Bir şey mi var Serkan davasıyla ilgili? Yok hayatım, sadece konuşacağız Bayram'la. Yok, kötü bir haber aldınız değil mi? Bana söylemiyorsunuz. Ne oldu? Ceren, bir şey yok. İzin ver Bayram Bey'le konuşalım. Olur mu canım? Sen aldın değil mi o dosyaları? Hı? Evet. Tabii ki ben aldım. Sen ne yaptığını sanıyorsun şöyle? Ben sadece kızımı koruyorum. O dosyaları derhal bana geri vereceksin. Neden geri verecekmişim? O saçma sapan fikirlerine beni rahatsız etmeye devam et diye mi? O hapisteki kadına da gittin değil mi? Her şeyi ona da sordun. Ne oldu ha? Ne öğrenebildin? Bir şey öğrenebildin mi? Ne çeviriyorsun sen şöyle? Hiç. Hiçbir şey çevirmiyorum. Ben sadece kızımı koruyorum. Bir de yok yere hapiste yatan oğlumu. Bu ilgili anne numaraları bana sökmez şöyle. O zavallı kadını eninde sonunda konuşturacağım. O zavallı dediğin kadının oğlu gecenin bir yarısı evime girip kızımı kaçırdı. Öldürmeye çalıştı. Eğer bu saçma sapan işlerin peşinde koşmak yerine işini yapsaydın... oğlum, o adamın pis canını almak zorunda kalmayacaktı. Peki o? Ona ne oldu? Kimi? Hande. ...93 kim ki? Her şeyi bilin. Gökhan Zeren. Gökhan Zeren. Alo. Alo güzel gözlüm. Ben avukat hanımla konuştum şimdi. Şermin annenin davasını alacak. Sen ne diyorsun Kadir? Vallahi alacak. Bak Şermin anneyi en yakın zamanda çıkartacağız. Merak etme sen, tamam mı? Her şey yoluna girecek. Teşekkür ederim. Bak Şermin anneyi çıkartacağız. Ondan sonra seni de alacağım. Buradan hep beraber gideceğiz. Anladın? Hep beraber buradan gideceğiz. Kadir. Efendim güzel gözlüm. Bir şey soracağım sana. Şimdi ben birinin sadece adını ve soyadını biliyorum. Onu nasıl bulabilirim? Nasıl? Kim ki o? Sen söyle, nasıl bulabilirim? Ne bileyim, internetten falan herhalde bu. Arkadaşlık siteleri falan var ya, oraya bakmak lazım. Sen neyin peşindesin şöyle? Açık açık söylesene. Ne istiyorsun sen? Şermin Şimşek'i içeriden çıkaracaksın. Ne? Ne dedin sen? Şermin Şimşek'in içeriden çıkması için o geceki delillerin yok edilmesi gerekiyor. Onu sen yapacaksın. Sen delirmişsin. Hangimizin akıl sağlığının daha yerinde olduğunu tartışacak kadar zamanımız yok Bayram ha? Ne zamandan beri o ilaçları kullanıyorsun? Ha? Ne zamandır var bu hastalık? Emniyetteki mesai arkadaşların... senin yavaş yavaş aklını yitirdiğini ve her şeyi unutmaya başladığını biliyorlar mı?
Bunu öğrenirlerse ne olur Bayram? Hı? Beni bununla mı tehdit edeceksin? Evet. Sen o kadını niye çıkarmak istiyorsun şöyle? Derdin ne? O kısmı seni ilgilendirmez. Sen delileri yok edecek misin, etmeyecek misin onu söyle. Yoksa hastalığını herkese söyleyeyim mi? Sırf işimden olmamak için sana gene alet olacağımı düşünüyorsan çok yanılıyorsun şöyle. Sadece işini değil, torununu da. Oğlunun yadigarını, hayattaki tek yakını kaybetmek istemezsin herhalde, değil mi? Bunların Murat'la ne ilgisi var? Gelinin hayal anladığım kadarıyla seninle konuşmuyor. Torunu da göstermiyor herhalde. Hı? Bayram, hayali iyi tanırım. Çocukluğundan beri tanırım. Eğer o çocuğu sana göstermemi aklına koyduysa hayatta yumuşatamaz. Onun velayeti için mahkemeye başvursan hakim gitgide bunamaya başlayan bir dedeye de torununu teslim etmez herhalde. Değil mi? Evet. O yüzden iyi düşün ve bana kararını söyle. Şimdi izninle bazı işlerim var. Lütfen. Bayram Bey! Bayram Bey! Anne, Serkan davasıyla ilgili kötü bir haber var da bana mı söylemiyorsunuz? Ceren, bir şey yok. Genco'nun da dediği gibi Serkan ilk duruşmada evinde olacak. Bundan hiç şüphen olmasın. Mantıklı düşünmem için gerekli zaman yoktu. Olayın şokunu biraz atlattıktan sonra bizzat kendim polisi arayarak kendim ihbar ettim. Ve kardeşimle birlikte ekipleri beklemeye başladık. Yani hiçbir sorun yok Serkan. Merak edecek bir şey yok. İlk duruşmanın sonucunda tutuksuz yargılanmak üzere çıkacaksın. Sen iyi misin? Ben hep içeride kalacağım Genco. Serkan endişe edecek bir şey yok diyorum. Bu davanın sonucu beraat. Buradan çıksam bile içimdeki hapishaneden nasıl çıkacağım? Birini öldürmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Eline kan bulaşması. Gözünü her kapadığında onun yüzünü karşında görmen. Birinin senin yüzünden toprağın altında çürüdüğünü bilmek, bunu düşünmek. Nasıl bir duygu, sen bunu bilmiyorsun ki. Serkan, sen mecburdun. Hande'yi korumak için yaptın bunu. Mecburdum değil mi? Hande için. Evet. Bugünlük bu kadar Pınar Hanım. Haftaya görüşürüz. İyi günler. Efendim? Leyla. Serkan? Bu numara kimin?
Ben hapishanedeyim. Ne? Ne demek hapisteyim? Serkan ne oldu? Ben çok kötü bir şey yaptım. Çok kötü bir şey yaptım ben. Tamam dur, dur bir dakika, sakin ol. Sakin ol ve bana ne olduğunu anlat. Ben birini öldürdüm. Birini mi öldürdün? Kimi öldürdün Serkan? Onun abisini. Ne? Onu kaçırdı. Kaçırmıştı. Kafasına silah dayadı, öldürecekti onu. Öldürecekti, ben de vurdum. Öldürmesin diye. Bak, Serkan bak, sen onun hayatını kurtarmak için yapmışsın bunu. Herkes aynı şeyi söylüyor. Annem benim için kahraman demiş. Ben kahraman falan değilim ki. Değilim, katilim ben. Katilim. Ne yapayım işte, ne kadar kaçsam da kurtulamıyorum bundan. Bak lütfen böyle şeyleri düşünme. Ben aslında senin nasıl biri olduğunu biliyorum, tamam mı? Ben kötü biriyim değil mi? Kötü biriyim ben. Benim işte hayattaki rolüm bu. Hayır, kötü değilsin. Çıkar şunu aklından, sen öyle biri değilsin. Öyleyim, öyleyim, öyleyim. Bak ben neye dokunsam yok ediyorum, mahvediyorum. Serkan, bak mecbur musun? Bıraksaydın kız ölseydi daha mı iyi hissedecektin kendini? Onun hayatını kurtarmışsın sen. O zaman neden böyle hissediyorum? Nasıl? Kalbimde kocaman bir çukur açılmış gibi. Her saniye, her saniye o çukurdan daha derine düşüyormuş gibi. Neden böyle hissediyorum? Tıpkı... Tıpkı o zamanki gibi. Kimin olduğunu öğrenmek istedim. Nadir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk gelincim. Bizimkileri merak ettim ne durumdalar diye. Buyurun, Şule Hanım çalışma odasında, ben haber vereyim. Hande? Hande nerede? Hande Hanım odasında. Sen Şule Hanım'ı hiç rahatsız etme. Ben Hande Hanım kızımı göreyim önce. Tamam? Sağ ol. Buyurun.
Hükümdar. Hande, gelebilir miyim? Biraz konuşalım mı? Nasılsın? İyi. Çekiniyor musun yoksa benden? Çekinme. Tamam. Anlıyorum. Yaşadıkların, başına gelenler, araya giren zaman. Ama biz bir aile gibiydik. İkimiz çok iyi anlaşırdık. Baban öldükten sonra sana onun yokluğunu hissettirmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Beni istemişsiniz Şule Hanım. Her şeyi biliyordun değil mi? Neyi Şule Hanım? Bana oyun oynamayı bırak Kazım. Her şeyi biliyordunuz değil mi? Onun peşindekileri. Sen de, Serkan da, ikiniz de biliyordunuz değil mi? Cevap ver bana. Bana neden anlatılmadı? Serkan Bey üzülmenizi istememişti. Şimdi üzülmüyor muyum ha? Oğlum hapiste. Eğer benim bunlardan haberim olsaydı, ben onu kurtarırdım. İş buraya kadar varmazdı. Şimdi bana bilmediğim ne varsa anlatacaksın. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Kadir. Kadir hakkında ne biliyorsun? Vay Kadir Efendi, ben de bize gönül koymuştur. Bir daha mekanımıza gelmez diyordum. Estağfurullah abi, hiç öyle şey olur mu ya? Söyle, ne istiyorsun? Şey, para abi. Biraz sıkıştım da ben. Yani tek seferlik bir şey ayarlasam. Böyle geçici bir şey, para için geldim. Para? Para yok. Yani sana yok. Orhan abi, Allah'ın aşkına. Geçen seferki kazığından sonra sana güvenip neden iş vereyim? Abi tamam, ben bir seferlik bir şey yaptım. Sen de benim cezamı kestin. Hani diyorum, biz artık onu unutsak, işimize gücümüze baksak abi. Evet, cezanı kestim. Ama sen de benim yanıma gelmeye mecbur oldun. Çok zor değil mi? Bir de asla dönmem dediğin yere böyle kuyruğunu kısırıp dönmek. Ha, öyle abi. Ama madem buraya kadar geldin, sana uygun bir şey düşünürüz. Bugün git, yarın uğra bana. Eyvallah abi, sağ olasın. Serkan Bey, Kadir'in iş yaptığı adamlardan haber bekliyordu. Bir daha yanlarına iş için giderse haber vereceklerdi. O adamlardan haber alırsam bana söyleyeceksin, Serkan'a değil. Ama Şule Hanım... Aması yok. Bana söyleyeceksin. Ve bundan sonra söylediklerinden Serkan'ın asla haberi olmayacak. Oğlumu bu işlerden uzak tutacaksın. Geçmişte Serkan'a o uçurumu kenarından nasıl aldığımı sen biliyorsun. Şimdi her şey ortaya çıkarsa, yaptığım bütün bu fedakarlıklar, onca acı, hapse girmesin diye çırpınışım, hepsi boşa mı gidecek ha? Oğluma bir şey olmasına izin veremem. Bu işin dönüşü yok Kazım. Anlaşıldı mı? Şule Hanım, Nadir Bey geldi. Geliyorum. Hande Hanım'ın odasında. Bu yaşadıkların seni çok yıpratmış olmalı.
üzülüyorum ki. Senin yerin bende hep ayrıydı. Çok iyi anlaşırdık. Hatta bir şeye canı sıkıldığında annenden evvel bana gelip söylerdin. Şimdi de söylüyorum ki bir şeye ihtiyacın olduğunda hiç çekinmeden doğruca bana gelebilirsin. Tamam mı? Tamam mı dedim Hande Hanım? Nadir? Ah Şule. Biz de Hande ile biraz sohbet ediyorduk. Geldiğimden beri onunla doğru düzgün ilgilenemedim diye kendimi kabahatli hissediyordum. Aa, teşekkür ederiz bizi düşündüğün için. Serkan nasıl, iyi mi? İyi. İstersen Hande'yi yalnız bırakalım, aşağıda konuşalım ha? Tabii tabii. Söylediklerimi sakın unutma, tamam? Unutmam. Ah, bu arada Genco da gelecek. Sizi yalnız bırakmak istemedik. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Serkan bu saatlerde gelirdi, ne güzel hep beraber yemek yerdik. Oh. O olmayınca ev ne kadar boş değil mi anne? Sana getirdim. Tarçın mı? Niye getirdin bunu bana? Kötü adamlardan korkma diye. Ben hep tarçınla uyurum. O beni korur. Şimdi de seni koruyacak. O yüzden korkmana gerek yok, tamam mı? Sen ne yapacaksın peki tarçını bana verince? Kim koruyacak seni? Korkmayacak mısın? Hayır. Hem babam var. Biliyorsun benim babam kötü adamları yakalıyor. Teşekkür ederim o zaman, memnun oldum Tarçın'la tanıştım. Bir dakika. Ah, bu genç olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk Şule teyze. Biz de Ceren ve Şule ile Serkan'dan söz ediyorduk. Durumda bir değişiklik yok. Merak etme. Eksik olma evladım. Teşekkür ederiz Genco. Hande nerede? Odasında. İzninizle ben bir gidip baksam. Tabii. Hande. Nasılsın? Senden ne haber prenses? Genco abi biliyor musun? Halım kötü adamlar kaçırdı. Ama babam kurtardı. Biliyorum bineciğim, bilmez miyim? Ama artık halamın korkmasına gerek yok. Çünkü Tarçın onu koruyacak. Bak
Bunu çok iyi düşünmüşsün işte. Aferin sana. Mine, bize biraz müsaade edebilir misin? Halanla konuşalım. Hı hı. Görüşürüz hala. Görüşürüz. Sana da. Nasıl oldu? İyi. Serkan nasıl? İyi mi? Pek iyi değil. Allak bullak olmuş. İstemeden de olsa birisinin hayatına son verdiği gerçeğini kabullenemiyor. Aslında Serkan'ın başına gelenlerin sebebi biraz da benim. Senin yaşadığın o korkunun, ölümün kıyısından dönmenin sebebi de benim. Sen ne yapabilirdin ki genç? Ne mi yapabilirdim? Ben Serkan'ı dinlemeyebilirdim Hande. Salih'in peşini bırakmamalıydım. Annesinin yalan söylediğini anlamalıydım mesela. Ben seni korumalıydım. Hiç değilse bu sefer, ben bu sefer seni korumayı başarmalıydım Hande. Sen nereden bilecektin? Bütün bunları nereden bilebilirdin? Eğer sana bir şey olsaydı... kendimi asla affetmezdim. Niye biliyor musun? Hem seni koruyamadığım için... hem de seni ne kadar sevdiğimi söyleyemediğim için. Evet anne, doğru duydun. Seni seviyorum. Yok bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekledim. Yani insan ne kadar hayal etse de yaşamadan nasıl olacağını bilemiyormuş. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan benim güzel. Hala duruyor baksana. Sen hep o gün burada. Sen sevdam. Ne olursa olsun hep yan yana olacağımıza söz vermiştim. Yalan dolan püskül belam olup derde salan. Var anne. Yaşanmamıştı sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamıştık sanki yüzünde. Affedilecek bir şey yok. Hande. Çok güzel görünüyorsun. Hadi. Gel hadi koş. Sen sevdamışsın yoksa yalan dolan. Derde salan var bir yaşanmamıştı sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Geçmişte seni nasıl sevdiysem, yokluğunda seni ne kadar sevdiysem şimdi de her zamankinden daha çok seviyorum Hande. Hande, biz eskiden sevgiliydik.
ve birbirimizi çok seviyorduk. Tuhaf. Yani çocukluk aşkı deyip geçersin normalde. Ama seni tekrar görünce sana karşı hissettiğim her şey tekrar canlandı. Gördüm de böyle hissetmem sanmıştım. Yokluğunda öyle büyümüş, öyle kök salmış ki sevgim. Geçer sandım ama geçmedi. Aksine her gün daha da artıyor Hande. Genco, ben... Hande. Hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Senden karşılık beklediğim için söylemiyorum bunları. Sadece bilmeni istedim. Bir gün bunu sana söylemediğim için pişmanlık duymayayım diye. O yüzden bu konu sen açmak istemedikçe bir daha açılmayacak. Bakalım Murat Beyciğim, meyveniz hazır. Bitirdikten sonra doğru yatağa, tamam mı? Ayten teyze gelmedi ki daha. Ayten teyze gelmeyecek ki bugün. Ben yatıracağım seni. Sen mi? İşe gitmeyecek misin bugün? Hı-hı, gitmeyeceğim. Sahiden mi? Bütün gece benimle mi kalacaksın? Evet. Yaşasın. Ya bakalım. Hayırlı akşamlar. Ne var? Hayırdır, niye geldiniz? Kendine kafa izni vermişsin. Hikmet abi yeter dedi. Getirin bir konuşacağım dedi. İyi, Hikmet abinize söyleyin, bıraktım ben işi. Devlet dairesi mi zannettin lan sen, oraya istifa ediyorsun? Bıraktım diyorum lan. Zorla mı? Güzellikle olmazsa zorla. Anne. Korkma bir tanem. Hadi geç bakayım sen içeri, hadi. Anne! Bak boş yere korkutuyorsun çocuğu. Bırak lan beni. Bana bak. Kendini düşünmüyorsan çocuğu düşün. Yoksa yazık olacak ona. Anne! Anneciğim, ben şimdi Ayten teyzeni de arıyorum. Geleceğim, tamam? Hadi. Hadi yeter artık, yürü. Oh. Bırakın kızı! Polis! Defolun gidip buradan. Hikmet abi buna hiç memnun olmayacak. Haberin olsun. İyi misin? Ne yaptın sen ya? Her şeyi daha da berbat ettin şimdi. Korkma. Bir şey yapamazlar sana. Dokunma bana. Ben sana beni rahat bırak demedim mi? Niye geldin sen buraya? Nasıl buldun sen benim evimi? Defol git buradan. Defol anne. Git. Bir daha da sakın benim işime burnunu sokma. Canım. Oğlum. Dede. Muradım. Oğlum. Gel oğlum. Sen çok özledin dedeciğim. Ben de çok özledim oğlum. Ben de çok özledim. Niye gelmedin o zaman? Öyle gerekiyordu oğlum.
bırak Murat, gel. Gidecek zaten şimdi. Dede. Hayal, ne yapıyorsun sen? Bu adamlarla o iş yerinde çalışarak ne yapıyorsun? Yeter bu saçmalık. Gidiyoruz buradan. Hadi oğlum. Hop 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 hop. Nereye? Nereye gidiyoruz ya? Benim evime. Benimle kalacaksınız. Hadi Murat. Hadi. Bırak. Murat hadi odana git. Anne. Murat odana dedim. Ama anne. Murat. Odana dedim. Defol git sen de şimdi. Hayal. İnat etmeyi bırak. Bu yaşadığın hayat değil. Benimle gel. Ben senin yüzünü görmeye bile katlanamıyorum. Ya seninle yaşayacağımı nasıl düşünebiliyorsun sen? Sen benim kocamın katilisin be. O senin kocan sen. Benim de oğlum. Ve oğlum senin yüzünden öldü. Benim bir suçum yoktu. Bana kendini aklamaya kalkma şimdi burada. Tarık senin yüzünden öldü. Bunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Defol git şimdi buradan. Bir daha da sakın oğlumun yanına yaklaşma. Hayal. Git diyorum sana. Git. Her şeyi öğrenmek için bugün yine sen olacağım Hande. O Gökhan denen çocukla buluşacağım. Ne yaşadınız, ne biliyor? Hepsini öğreneceğim. İnadına yaşayacaksın. Her şeye inat yaşıyor musun anne? Neredesin? Ne yapıyorsun? Yaşıyor musun? Onu bile bilmiyorum. Sana ne olduğunu öğreneceğim. Söz veriyorum. Can borcumu ödeyeceğim. Merak etme. Her şeyi öğreneceğim. Hande? Kızım, ne kadar güzel olmuşsun böyle. Teşekkür ederim. Sana bir sürprizim var. Sana yeni bir telefon ve yeni bir telefon hattı aldım. Ne gerek vardı ki? Telefonum var benim zaten. Kızım, her şey senin iyiliğin ve güvenliğin için. Nerede telefonun? Heh. Evet. Artık buna ihtiyacın yok. Telefonları buna yükleyeceğiz. Anne. Ne var? Ne istiyorsun? Şey... Bugün beni okula sen götürebilir misin? Bu nereden çıktı yine? Ya halamı kaçıran kötü adamlar. Bana da bir şey yaparlarsa. Babam da yok. O yüzden çok korkuyorum. Kötü adam diye bir şey yok yine. Nasıl yok? Halamı kaçırdılar ya. Mine, bak benim işim gücüm var, seninle uğraşamam. Şoför amcan seni okula bırakır, hem o korur da seni. Tamam mı? Hadi git. Ama anne. Mine, bak daha hazırlanmamışsın bile. Hadi git hazırlan. Evet. Genco'nun ve bizimkilerin telefonlarının hepsini kaydettim. Al canım. Hande, kızım, benim çocuklarım için yapamayacağım şey yoktur. Biliyorsun değil mi?
çocuklarımın kılına bile zarar gelirse karşılığını 1'e 1000 katarak onlara veririm. Hem de hiç sonunu düşünmeden. Merak etme. Efendim Bayram. Olur buluşalım. Nerede? Tamam anlaşıldı. Hande? Gökhan? Değişmişsin. Otursana. Nasılsın? İyi, sen? İyiyim. Ne içersin? Çay. İki çay lütfen. Senden mesaj gelince çok sevindim. Doğrusu bir gün döneceğini hiç sanmıyordum. Sana mesaj attım ama bilmiyorum biz iyi arkadaş mıydık? Aramız nasıldı? Hatırlamıyorum ben. Geçmişle alakalı hiçbir şey hatırlamıyorum. Kaza geçirdim. Hafızam silinmiş. Başıma bir şeyler gelmiş olabilir ama bilmiyorum. Yani buraya geldim çünkü sen bir şeyler biliyorsundur diye düşündüm. Olanları biliyor musun? Olanları mı? 93. 93 rakamını hatırlıyorum. Okul numarası sanırım. Senin okul numaran da 93. O yüzden bir şeyler bildiğini düşündüm. Gökhan. Benimle ilgili bildiğin önemli şey ne olabilir? Evet Bayram. Neden benimle buluşmak istedin? Neden buluşmak istediğimi çok iyi biliyorsun Şule. Dediğini yapacağım. İnsan sakin sakin düşününce ne güzel bak doğru kararlar alıyor değil mi? Sonunda mantıklı hareket etmene sevindim. Ne demişler? Eski dost düşman olmazmış. Bizim birbirimize daha çok yararımız olacak Bayram. Biz seninle dost değiliz Şule. Bu da pis işlerine son defa alet oluşum olacak. Torunumu kullanarak bir daha beni karanlık işlerine alet edemeyeceksin. Ne pahasına olursa olsun buna müsaade etmeyeceğim, bunu da bil. Peki. Gökhan. Ya ben çok özür dilerim Hande. Ama ben bir şey bilmiyorum. Yani biz seninle çok samimi değildik. Tamam sınıf arkadaşıydık ama yani öyle bir samimiyetimiz yoktu. Ben hani çok başka şeyler düşünmüştüm. Yıllar sonra mesaj atınca ben seni hayal kırıklığına uğratmak istemezdim. Özür dilerim. Hayır özür dilemene gerek yok. Gerçekten önemli değil. Ben belki bir şeyler öğrenirim diye düşündüm o kadar.
Ben sana yardımcı olmak isterdim ama o yazan 93 ben değilim. Peki kim olabilir? Yani 93 okul numarası değil mi acaba? Başka ne olabilir ki? Nasıl bulacağım ben? Sen basketbol takımındaydın. O 93 acaba takım arkadaşlarından birinin forma numarası olabilir mi? Nasıl bulabilirim peki? Okul sitesinden. Bak eski takım fotoğrafları vardır. Dur. Anne ne yapıyorsun? Eşyalarımızı topluyorum. Niye? Gitmemiz gerekiyor çünkü. Yine mi? Bu sefer son. Söz veriyorum oğlum sana. Hep son diyorsun. İnanmıyorum sana. Murat. Gitmek istemiyorum ben. Gitmeyeceğim. Murat anneciğim bak. Böyle yaparak üzüyorsun beni ama. Bana ne? Gitmeyeceğim işte. Burada kalacağım. Murat yeter. Gideceğiz diyorum. O kadar. Hayır. Gidersem deden bizi bulamaz. Burada kalsan da dedeni göremeyeceksin zaten. Niyeymiş? Ben öyle istiyorum çünkü. Babam olsaydı dedemi hep görürdüm. Babam olsaydı başka evlerde kalmazdık böyle. Babamı istiyorum ben. Seni değil. Babamı istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de onun bizimle olmasını çok istiyorum. Yoruldum artık. Tek başıma mücadele etmekten çok yoruldum. Çabalıyorum, çabalıyorum. Olmuyor. Ya beceremiyorum demek ki. Benim de elimden gelen bu. Ne yapacağım artık hiç bilmiyorum. Ağlama. Ne olur ağlama sen. Ah canım. Canım benim. Çok özür dilerim. Sana bunları yaşatmak zorunda kaldığım için ne olur beni affet. Bak işte burada. Takım olarak buradasınız. Bu sensin. Bu da 93 numaralı formanın sahibi. Tuğçe bu. Tanıyor musun? Tabii tabii ara ara görüşürüz. Veteriner. Yerini de biliyorum. Beni onun yanına götürebilir misin peki? Tabii ki. Sağ ol. Ceren Hanım, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun. Evet, nasıl yardımcı olabilirim size? Ben bu sefer kendim için geldim. Evet, biliyorum. Randevu listesinde isminizi görünce şaşırdım. Buyurun, sizi dinliyorum. Ceren Hanım, lütfen rahat olun. Ben kendimi hiç iyi saçmıyorum. Konuşacak kimsem de yok. Şule anne bana karşı hep mesafeli. Bir de şimdi Hande geldi. Göz ondan başkasını görmüyor. Kocam Serkan.
ben ona yakın olmaya çalıştıkça o benden daha da uzaklaşıyor. Bir de şimdi hapiste. Öyle mi? Neden? Hande yüzünden. Hande'yi korumaya çalışırken birini vurmuş. Çok geçmiş olsun Ceren Hanım, bu çok korkunç bir şey. Evet ama yakında çıkacak yani, çünkü nefsi müdafaa söz konusu. En azından bu iyi bir haber. Onu ziyarete gittim. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyledim. Öyle baktı yüzüme. Belki de sizinle o şartlar altında konuşmak onu etkilemiştir. Hayır, bu öyle bir şey değil. Hani geçen sefer geldiğimde kocamın beni sevip sevmediğini sormuştunuz ya. Hı hı. Sevmiyor. Hiçbir zaman sevmedi. Bak burası. Ben gelmeyeceğim. Belli ki sizin özel konuşacaklarınız var. Çok teşekkürler. Rica ederim. İstediğin zaman arayabilirsin. Sağ ol. Buyurun. Tuğçe. Evet. Hande ben. Hande Kurdoğlu. Hande. Dönmüşsün. Seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Müsait misin? Tabii tabii. Gel. Bir şey içmek ister misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Neredeydin Hande? Yani nereye gitmiştin? Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Kaza geçirip hafızamı kaybettim. Buraya da senden yardım istemek için geldim. Odamda bir şeyler buldum. 93. Senin numaran. Sen bir şeyler biliyormuşsun. Tuğçe. Ne oldu? Ne biliyorsun? Aramızda ne geçti? Gittiğinden beri vicdan azabı çekiyorum çünkü... gitmende, kaybolmanda benim de bir payım olduğunu düşündüm hep. Neden? Çocuktum. Lise çağları. Acımasız oluyor insan. Yaptıklarının karşısındakini nasıl etkileyebileceğini umursamıyor ki. Neden vicdan azabı çekiyordun? Ne yaptın? Hande. Ben sana şantaj yapıyordum. Neden böyle düşünüyorsunuz Ceren Hanım? Sizi sevmese niye sizinle evlensin? Çünkü... evlendi çünkü. Evet, çünkü. Mine için. Mine için mi? Ona annelik etmem için. Mine benim kızım değil.
Şantaj mı? Neden? Ne? Sen... Yoksa yok mu? Ne yok mu? Sen hamileydin Hande. Çocuğuna ne oldu? Hamile miydim? Hamile miydim? Nasıl yani sen? Çocuğunu da mı hatırlamıyorsun? Yani o seninle birlikte değil miydi? Ben hamile olduğumu ilk defa duyuyorum. Söylememem gerekiyor sanırım ben. Bak gerçekten özür dilerim. Başka kimse biliyor muydu? Annem biliyor muydu? Ya da başka biri? Hayır. Kimse öğrenmesin diye benim şantajıma boyun eğiyordun zaten. Peki ben o yaşta nasıl, kimden hamile kalmıştım ben? Bilmiyorum Hande. Ben okulun tuvaletinde yaptığın testi görünce öğrendim hamile olduğunu. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Hande, ne yaşadın sen? Kimden hamile kaldın? Peki o? Ona ne oldu? Hayal. Hayal biliyor. Nasıl ulaşacağım ben hayale? Ne güzel bir sürpriz. Bak baban da geldi. Bayram Bey. Efendim. Genco benim Hande. Hande? Numara başka olunca tanıyamadım, kusura bakma. Ben senden bir şey isteyeceğim. Benim Hayal'le görüşmem lazım. Yanına gidebilir miyiz? Götürebilir misin beni onun yanına? Hayali mi? Söylemiştim ya nerede olduğunu bilmiyorum diye. Ben nasıl ulaşacağımızı biliyorum. Bayram Bey'den ulaşacağız. Bir daha seni üzmeyeceğim anne. Nereye gitmek istersen gidelim. Yok oğlum, sen haklısın. Bunun bir sonu yok ki. Gitmeyeceğiz, kalacağız burada. Her şeyle yüzleşeceğiz. Kaçmak yok artık. Hande. Genco, ne oldu, ne yaptın? Adresi buldum. Sen bayram deyince yanına gittim. İsmini söyleyince senin verdiği adresini. Gerçekten mi? Gidelim o zaman. Tamam, gideceğiz. Ama öncesinde bana ne olduğunu anlatacaksın Hande. Neden buradayız? Niye bugün Hayal'le görüşmek istiyorsun? Şimdi anlatamam. Yani... Ben sadece kendimle ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum. Hayal'le konuştuktan sonra anlatacağım sana, tamam mı? Peki. Hoş geldiniz. Merhaba. Hande nerede, odasında mı? Hayır efendim, sizden sonra çıktı. Neden bana haber vermedin? Ben haber vermem gerektiğini bilmiyordum. Tamam.
Verdik. Ev burası. Alo. Alo kızım. Neredesin? Nereye gittin? Genco'yla birlikteyim. Dolaşıyoruz. Ha, Genco'yla birliktesin. İyi. Çok geç kalma, olur mu? Tamam, merak etme. Adamlar mı geldi? Sen burada kal oğlum, tamam? Kim o? Hande. Adresi Bayram Bey'den aldık. Benim seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Konuşalım. Genco. Delikanlı, arabaya binmek ister misin? Hadi gel, gel arabaya binelim. Gel bakalım, hoppa. Ben Tuğçe'nin yanından geliyorum. Tanıyor musun, tanımıyor musun bilmiyorum ama... bir şey sormam lazım sana. Tuğçe... tanıyor musun? Senden dolayı biliyorum. O zaman... bana yaptığı şantajları biliyorum Hande. Peki doğru mu? Yani... bir bebeğim oldu o. Bebeğine ne oldu Hande? Bilmiyorum. Bebeğin babası kim? Bunca zaman sonra... konuları deşmek doğru olur mu bilemedim. Öğrenmem lazım. Bilmek istiyorum. Lütfen söyle. Bebeğin babası kim? Lütfen. Hayal. Hande. Ne oldu hayal? Emin misin? Gireyim mi kayda? Evet, çalıştır kamerayı. Sen bunu izliyorken ben çoktan gitmiş olacağım Genco. Sakın beni arama. Peşimden gelmeye de kalkma. Senden, tanıdığım herkesten çok uzaklara gitmiş olacağım. Ne
olur bana kızma. Ben kimsenin yaşamaması gereken acılar yaşadım. Bu çektiğim ızdırabı tek başıma kaldırmaya çalıştım. Sakın arkamdan üzülme. Neler çektiğimi anlamadın diye kendine de kızma. İnan bilmen senin de canını yakmaktan başka hiçbir şey yaramazdı. Seni hiçbir zaman unutmayacağım Genco. Sakın beni merak etme. Ben hiç korkmuyorum. Çünkü yalnız olmayacağım. Kadar